Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li velike'l hüccet ibnil hasan salavatuke aleyhi ve ala abai fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyen ve hafizan ve qaiden ve nasira ve delilen ve eyna hatta tuskinehu arzeke tevva ve tumettiyehu fiha tevila birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna ve erşidna ve ehdina. Kur'an-ı Kerim'in bizlere bildirdiği bilgilerden bir tanesi de yetim hakkının korunması bilgisidir. İnsanın nefsini terbiyesinde önüne çıkacak imtihanlardan biri de yetim hakkıdır. Kur'an-ı Kerim yetim hakkını yiyenlerin aslında ateş yediklerini, karınlarına ateş doldurduklarını söylemektedir. Ama tabii ki insanlar bu dünyada karınlarında ateş görmüyorlar. O bir dünyada görecekler ki gerçekten karınlarında ateş var imiş. Hazreti Resul-i Ekrem diyor ki ben Miraca gittiğimde cehennemde bazı insanları gördüm ki karınlarında ateş var ve ateşin alevleri ve dumanı onların ağızlarından, kulaklarından ve burunlarından dışarıya çıkıyor. Sordum Cebrail'e ki kimdir bunlar? Niye bu haldedirler? Cebrail dedi ki bunlar yetim hakkı yiyenlerdir. Kur'an bunu bize söylüyor. İnnellezîne ye'kulûne envâlel yetâma zulmâ İnnemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra. Onlar ki yetim hakkını yiyorlar, onlar aslında karınlarına ateş dolduruyorlar. Ama bu dünyada belli olmaz o ateş. Şu anda yiyecek olarak onlar karınlarına yiyecek dolduruyorlar. Ama aslında onlar kıyamet gününde ateşe dönüşecek ve o insanları yakacaktır. Tabi Kur'an'ın bu gibi terimlerini kullandığımızda belki de insanlara böyle basit geliyor, gülüp geçiyorlar. Ve bir başkalarına da bunu dalga şeklinde söylüyorlar. Dalga geçerek söylüyorlar ki filan adam mahvoldu, filan adam karnını ateş dolduracaklar. Böyle ama bir bunu hakikatte bir inceleyelim. Ve elimizi bir ateşin üzerine bir tutalım. Çakmağı yakıp ateşin üzerine bir elimizi tutalım. Kaç saniye tutabiliriz? Ve birkaç saniye içinde o elimizin ateşine dayanamıyoruz. Elimizin acısına dayanamıyoruz. Dolayısıyla da çakmak ateşi en zayıf ateştir. Cehennem ateşi bunun milyonlarca kat daha fazlasıdır. Bu dalgaya gelecek bir şey değildir. Gülünecek bir şey değildir. Dalga geçilecek bir şey değildir. Gerçekten de yetim hakkının kıyametteki durumu budur. Allah bizi korkutuyor. Allah bize gelecekten haber veriyor. Diyor dikkat edin insanlar, nefsinizi terbiye edin. Bu dünyada daha fazla şey elde etmek için savunmasız yetimin malını kendi malınızın üzerine koymayın. O yetim savunmasızdır. Kendi hakkını savunamıyor, bilmiyor veyahut da gücü yetmiyor. Şimdi bu zayıf yetimin malını sen eğer alırsan, yersen kıyamet gününde bunun karşılaşacağı durum budur. Karın ateşle dolacak ve dayanamayacaksınız siz bu ateşe. Dolayısıyla da Allah bizi korkutuyor.
Bu bir nefis terbiyesi olaydır. Nefsimizi biz böyle terbiye ediyoruz. Allah bize böyle anlatıyor nefis terbiyesini. Dolayısıyla biz bu dünyada iyi bir insan olmak için çabalıyoruz. İyi insan olmanın yollarından bir tanesi de işte budur. Yani önümüze bizim yetim hakkı yeme imtihanı gelecektir. Mutlaka da gelecektir. Ve o imtihandan nasıl geçeceğimizi Allah-u Tebareke ve Teala bakacak. Ve diyecek ki yeme bu yetimin hakkını. Bil ki bu yetimin hakkı ateş olarak sana dönecektir. Nedir yetim hakkı yemek? Yetim hakkı yemek yani örneğin senin birine borcun var. Ve o borcun olan adam öldü gitti. Onun şimdi yetimleri vardır. Ve sen diyorsun ki bu borçtan kimsenin haberi yoktu. O biliyordu, ben biliyordum. Ve diyorsun adam öldü gitti, o bir dünyaya gitti artık. Eğer sen o adamın borcunu o yetimlere götürüp vermez isen yetimlerin hakkını yemiş olursun. Çünkü baba öldükten sonra babanın serveti, malı, mülkü yetimlerinindir. Geriye kalan insanlarındır. Veraselerinindir, mirasçılarınındır. Dolayısıyla da sen eğer vermez isen o mirası onlara yetim hakkı yemiş oluyorsun. Ve yetim hakkı yiyen bir insanın akıbeti de öyledir. Bu yetim haklarından bir tanesi. Veyahut da bir yer vardır, müştereksin sen. Kardeşinle ortaksın, babadan kalma yerdir. Kardeşinle ortaksın, şimdi o yer bölünecektir. Ve senin kardeşin de ölmüştür. Şimdi kardeşlerinin yetimleri var. Yerin iyi yeri var, kötü yeri var. Köşe başı var, arkada kalan yeri var. Ve sen öyle bir bölüyorsun ki yarıya bölüyorsun. Doğrudur, %50, %50. Ama iyi yeri kendine alıyorsun, kötü yeri o yetimlere bırakıyorsun. Bu da yetim hakkı yemektir. Buna da yetim hakkı yemek denilir. Veyahut da herhangi bir adamın emaneti var sende, parası var, bir emaneti var. Ve adam öldü, yetimleri kaldı. Ve sen onu yetimler için kullanıyorsun. Diyorsun ki ben bunu yetimler için kullanacağım. Ama yetimler için kullanırken öyle bir kullanıyorsun, kendin de ondan faydalanıyorsun. Ve kendin de ondan yiyorsun. Ve o yetimlerin malını israf ediyorsun. Olmadık yerlerde harcıyorsun. Belki adı bunun yetimin malını yetime harcamaktır. Ama öyle bir harcıyorsun ki kendin de ondan hem faydalanıyorsun hem de o yetimin malını heder ediyorsun. Bu da yetim malı yemektir. Bu dünyanın öyle bir düzeni vardır ki Allah öyle bir düzen bırakmıştır ki bu dünyada. Her kim bu dünyada bir şey yaparsa onun mutlaka bir dönüşü vardır insana. İyilik olsun, kötülük olsun. Yani insan bir iyilik mi yaptı? O iyiliğin mutlaka o insana bir dönüşü olacaktır. Kötülük mü yaptı? Kötülüğün dönüşü olacaktır. Dünyayı Allah böyle yaratmıştır. Geri dönüşümlülük yaratmıştır Allah bu dünyada. Örneğin sen toprağı ekersen toprak sana verim verir. Sen toprağa zehir tökersen o yeşilliği öldürürsün. Ve o ekinin, ekersen ekinin faydasını sana gelir. Zehir dökersen o zehirin zararı yine dönüp sana gelir. Havaya karışır, havayı sen solursun, o zehir olarak sana gelir. Neticede bu dünyada insanın amelinin bir dönüşü var. Allah bunu bize söylemiştir. Bu dünyanın da haricinde ahirette de bir dönüşü var. Yani insan zannetmesin ki bu dünyada ne yaptıysa yanına çarkalacak. Mutlaka. Bu dünyada yaptığının o bir dünyada karşılığını alacaktır. İyilik yapmışsa iyilik olarak, kötülük olarak, kötülükse kötülük olarak karşılığını alacaktır. Şimdi. Bu kaide esasına göre, bu kurala göre, bu dönüşüm kuralına göre
yetim hakkı yiyen hakkında peygamberin ve Kur'an'ın bir sözü var. Diyor ki, her kim yetim hakkını yerse, yetime zulmederse, onun da yetimine zulmedilecektir. Onun da yetiminin hakkı yenilecektir. Bu bir kuraldır. Yani sen yetimin hakkını mı yedin? Senin de yetiminin hakkı yenilecektir. Sen bir yetime zulüm mü ettin? Senin de yetimine zulüm edilecektir. Bu bir kuraldır. Allah bunu açık bir şekilde söylemiştir. Kur'an'da bir peygamber vardır. Hazreti Hızır aleyhissalatu vesselam. Hazreti Hızır, Hazreti Musa aleyhisselamla beraber bir yolculuğa çıktılar. Ve o yolculuk esnasında Hazreti Hızır aleyhisselam ve Hazreti Musa bir köye gittiler. O köyde açtılar, susuzdular, su istediler, ekmek istediler. Bu iki peygamber o köylülere hiçbir şey vermedi. Bu iki peygamber o köyden ayrılırken köyün dışında yıkılmış harabe bir ev vardı. Hazreti Hızır, Hazreti Musa'ya dedi, Musa kollarını çırma, bu duvarı yeniden onaralım. Hazreti Musa dedi, Hızır bu köylüler bize ekmek vermedi, su vermedi, bunların duvarını niye onaralım? Hazreti Hızır dedi, Musa soru sorma, ben ne diyorsam onu yap. Ve bu iki peygamber o duvarı, ki o duvarın ve o evin iki tane sahibi vardı. İkisi de yetim ve ikisi de çocuktu. O yetimin evlerini onardılar. Onların duvarlarını yeniden söktüler ve yeniden onardı, yeniden güzel yaptılar. Kur'an diyor ki, o yetimlerin babası salih bir adamdı. Doğru, güzel bir adamdı, iyi adamdı. Hazreti Musa daha sonra Hazreti Hızır'a dedi ki, Hazreti Hızır niye bunu böyle yaptın? Hazreti Hızır Hazreti Musa'ya dedi ki, Musa bu çocuklar ki yetimdir, bunların babaları o duvarın altına, o çeperlerinin altına altın koymuştur, hazine koymuştur. Eğer bu duvar zamansız yıkılırsa, köylüler gelip bu duvarı altındaki altını alacaklar. Ama bu duvar sağlam olması lazım, çabuk yıkılmaması lazım. Bu yetimler büyüyene kadar bu evin yıkılmaması lazım. Bu yetimler büyüdükten sonra bu yetimlerin kendileri bu evi yıkar, yaparlar. Yıkacakları zaman da babalarının bunlar için toprağın altına gömdükleri gömüyü kendileri çıkartacaklar. Ondan dolayı bunların duvarını ben yaptım ki bu yetimler büyüyene kadar bu duvar kendi kendine uçmasın ve altınlar da ortaya çıkmasın. Niye? Bu yetimlerin hakkı ne oldu da korundu? Çünkü bunların babaları salih bir adamdı. Yani yetim hakkını koruyan bir adamdı. Çünkü bunların babaları yetim hakkını koruyordu, Allah da bunun yetimlerinin hakkını korudu. İşte Kur'an'ın bize verdiği bilgi budur. Dolayısıyla da kim yetim hakkı yerse unutmasın ki onun da yetiminin hakkı yenilecektir. İnsan şöyle bir soru sorabilir ki, akla gelebilir ki, babasının işlediği suçtan çocuk niye sorumludur? Yani babası yetim hakkı yemiştir. Niye çocuk bu cezayı çekiyor? Babası zamanında iki tane yetimin, bir tane yetimin hakkını yedi. Şimdi bu baba öldü, onun da yetimleri kaldı. Veyahut da dedeydi, öldü, torunları yetim kaldı. Bu torunları, bu oğlu çocukları, bu yetimler niye babalarının, dedelerinin suçunu çekecekler? Sebebi şudur. Aslında Allah o çocuklara zulüm etmiyor. Allah sadece gelecek zulmün önünü almıyor, önünü kesmiyor o kadar. Çünkü bu dünyada Allah'ın bir işi var, bizim haberimiz yoktur. O da budur ki Allah bizi o kadar seviyor ki,
birçok belayı engelliyor ama bizlerin haberi yoktur. Çünkü belalar engelleniyor, hastalıklar engelleniyor. Haberimiz yoktu ki ne oldu ne gitti. Ama aslında Allah birçok belayı bizden uzak etmiştir. Birçok belayı bizden bertaraf etmiştir. Bizim haberimiz yoktur. O yetimler ki babaları, dedeleri zulmetmişlerdi, o yetimlere gelecek zulmün Allah önünü kesmiyor. Serbest bırakmıştır. Dolayısıyla da Allah vermiyor o zulmü. Allah sadece engel olmuyor. Ve bir insan bir şeye engel olmadı mı suçlu değildir. Demezler ki sen bu şeye engel olmadın suçlusun, bunu yapmazlar. Bilmiyorum, belki hatırlarsınız, bundan birkaç yıl önce bir fotoğrafçı metro tren rayına düşen bir adamın fotoğrafını çekti. Adam metrodan aşağıya düştü, tren raylarının üzerine düştü. Ve oradan bu fotoğrafçı onun o anda fotoğraflarını çekmeye başladı. Yani gidip onu kurtarabilirdi, kurtarmaya da bilirdi. Bu adam kurtarmayıp onun fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Ve o anda da tren geldi ve adamı öldürdü. Daha sonra bir tartışma çıktı. Bu fotoğrafçı suçlu mudur değil midir diye. Fotoğrafçı suçsuz bulundu. Çünkü o adamın ölümünde bu adamın bir hatası yoktur. O adam, bu fotoğrafçı sadece ona yardım etmedi. O kadar. Ve yardım etmemek de suç değildir. Bir suçun oluşmasına yardım etmek suçtur. Yoksa bir suçun engellenmesine yardım etmemek suç değildir. Dolayısıyla da Allah'ın işlerinden biri budur. Bizim günlerce üzerimize, bir günün içinde birkaç defa belki de bela geliyor, Allah onu engelliyor. Eğer biz Allah'ı öfkelendirirsek, Allah'ı üzersek, Allah'ı incitirsek, bu defa Allah bize gelecek o belaları önlemeyebilir. Allah'ın kendisi zulmü göndermez. Allah'ın kendisi kötülüğü göndermez. Ama Allah gelecek kötülüğe de engel olmaz. Burada artık suçlu Allah da değildir. Yetimin hakkını yiyen insanın, yetiminin hakkı da yenilecektir derken, yani Allah birini göndermiyor ki git bu adamın yetiminin hakkını ye, çünkü bu adam da bir başkasının yetiminin hakkını yedi. Böyle bir şey yoktur. Allah kimseyi göndermiyor o yetime haksızlık etmeye. Ama sadece önünü o yetime haksızlık yapılacak ya, onun önünü kesebilir, onu kesmiyor. Örneğin Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın örneğinde olduğu gibi. Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı Allah göndermeyebilirdi. Derdi ki siz işinize bakın, o duvar yıkılsın, altındaki altınlar da çıksın, bu yetimin hakkını da yesinler. Yani Allah müdahale etmeyebilirdi. Ve müdahale etmeseler de Hazreti Hızır ve Hazreti Musa'dan kim hesap sorardı ki? Kimse de hesap sormazdı. Ama çünkü babaları o yetimlerin iyi adamdı, yetim hakkını koruyandı, Allah da onların hakkını korudu. Eğer bir insan yetim hakkını korumazsa Allah da onların haklarını korumayacak, o kadar. Ama kimseyi de gönderip onların haklarını yemeyecek, yedirtmeyecek kimseye. Bu böyle. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bir gün gözü çok fena ağrıyordu. Hem de çok fena. Hazreti Peygamber Efendimiz geldi Hazreti Ali'nin yanına. Dedi Ali, sen Ali gel Murtaza'sın. Ağrım mı çoktur, sabrım mı azdır? Bu ne derttir? Buyurdu ya Resulallah, ben ömrümde böyle ağrı görmedim.
Hazreti Resul-i Ekrem buyurdu, bir hadis buyurdu. Buyurdu ya Ali, üç kişi vardır ki, üç kişi vardır ki, bunlar öldüğü zaman Azrail ateşten demirler getirecek ve o ateşten demirleri, o ateşten şişleri bu insana sokarak canını alacak. Bu insanın bedenine sokarak canını alacak. Hazreti Resul-i Ekrem öyle tesirli dedi ki bunu. Öyle etkili dedi ki bunu. Hazreti Ali aleyhisselam gözünün ağrısını unuttu, geldi oturdu peygamberin yanına, buyurdu ya Resulallah, o hadisi bir daha söyle. Hazreti Resul-i Ekrem buyurdu, bir zalim hükümdar, yani bir adam hükümdar olursa, farz-ı misal muhtar oldu, milletvekili oldu, belediye başkanı oldu, cumhurbaşkanı oldu, bakan oldu, yani insanlara hükmedir, eden biri olursa. İster muhtar olsun, ister cumhurbaşkanı olsun, fark etmez. Eğer insanlara zulmederse, insanların refahını elinden alırsa, insanlara o makamı, o gücü kullanarak zulmederse, bu bir, zalim hükümdar. İki, yalancı şahit. Mahkemeye bir insan gider, ve orada yalancı şahitlik yapar. Bu iki. Üçüncü de yetim hakkı yiyen insanlar. Bu insanlar o kafir gibi ölecekler. Bir kafirin Allah canını alırken öyle alıyor. Ateşten şişler ve demirleri getiriyor Azrail. Bu kafirin bedenine sokarak canını alıyor. Zalim hükümdar. Yalancı şahitlik yapan biri ve yetim hakkı yiyen birinin akıbeti o kafirin can verme akıbeti gibi olacaktır. Yani Allah bu üç insanı kafirle eşdeğer görüyor. Dolayısıyla yetim hakkı nefis terbiyesidir. İnsanın nefsini terbiye etmesi için bir fırsattır. Yetimin hakkı önümüze gelecek bir gün. Ama yetim hakkını koruyan insanlar, Hazreti Resul-i Ekrem buyuruyor. Her kim bir yetimin hakkını korursa, cennette benimle böyle olacaktır. İki parmağını yan yana getirdi ve dedi benimle böyle olacaktır. Yani bu iki parmak nasıl yan yanaysa benimle o şekil yan yana olacaktır. Düşününüz ki bir insan kıyamet gününde, cennette peygamberle yan yana otursun. Böyle bir makam yoktur. Ne yaparsa yapsın insan böyle bir makama erişemez. Peygamber Efendimizle birlikte yan yana oturmak. Onun ulaştığı o peygamberlik makamının yanına gitmek. Nerededir bu fırsat? Her kim bir yetimin hakkını korursa böyledir. Peygamberle yan yana otur. İnsanlar genellikle kendi menfaatlerini düşünür, kendi çıkarlarını düşünür. Kendisini bir başkasıyla kötü etmez. Örneğin görür ki filan adam o yetimin malını yiyor, kardeşinin oğlunun malını yiyor veyahut da kız kardeşinin yetimlerinin malını yiyor, başkasının ortağının yetiminin malını yiyor, yetim malı yiyor. Ve sen de bunu biliyorsun, diyorsun ki bana ne var, can onun cehennem olun, böyle deme. Böyle deme. Fırsattır senin Peygamber Efendimizle yan yana oturabilmen için Allah sana bir fırsat veriyor. O yetimin hakkını git savun diyor. Ve dünyada birçok güzellikler bu şekilde oluyor. Eğer dünyada düzensizlik varsa buna emin olun ki insanların duyarsızlığının yüzündendir. Dini kurallar çiğnenirken insanlar konuşmuyor. İnsanlar da cesaret alıyor. Günahkarlar da cesaret alıyor. Caddenin ortasında iki genç sarmaş dolaş olurken onları uyarmak lazım. Onlar bir defa uyarıldı mı ikincisinde utanır insanda. Ar vardır çünkü.
Bir insan caddenin ortasında içki içerken uyarılırsa ikinci defasında o insan arlanır. Günahı insana söylemek gerekir. Emri maruf nehyi münker denilen bir kural vardır. Söylenirse toplum düzelir. Bir peygamberin kavmine bela geldi. Yaklaşık olarak 100.000 kişiyi öldürdü Allah. Yani orada helak etti. O peygambere Allah dedi ki bunların 40.000 tanesinin yüzünden bu bela geldi. O peygamber buyurdu ki ilahi bu 60.000'in suçu neydi? Allah da o peygambere dedi ki o 40.000 kişi günah işlerken bu 60.000 kişi sustu. Onlara destek verdi. Susmak destek vermektir. Onların günahına itiraz etmedi. Onların edepsizliğine itiraz etmedi. Bu bela ondan dolayı geldi. Dolayısıyla da yetimin hakkını birisi yerse, sen deme ki ya bana ne var ben adamdan kötü olmayayım deme. Kötü ol. Kötü ol, makam sahibi ol. Peygamberle cennette yan yana ol. Peygamberin hadisidir. Her kim yetimin başına el çekerse sevgi ve şefkat ile. Yetimdir. Baba şefkatine ihtiyacı var. Kim yetimin başına el çekerse. Peygamber buyuruyor ki o elinin altında kaç tane kıl vardı? Kaç tane tüy vardı o yetimin saçı vardı? O saçının miktarınca günahını bağışladım. Ve o saçının miktarınca sevap ve iyilik yapmış gibi ona iyilik yazdım. Bundan daha güzellik. Bir çocuğun başında ne kadar tüy olur? Ve bir insan elini o çocuğun başına çektiği zaman kaç bin tane kıl, tüy o çocuğun elindedir. O adamın elinin altına gelir. Ve bir o kadar Allah günahı bağışlıyor. Ve bir seferlikte değil. Kaç sefer bunu yaparsa bir o kadar onun günahı bağışlanacaktır. Hazreti Resulü Ekrem buyuruyor. Her kim bir yetimin ağlamasını dindirirse ki yetim ağladığında Allah buyuruyor benim arşım sallanıyor. Allah'ın çok zoruna gidiyor yetimin ağlaması. Allah'ı çok üzüyor yetimin ağlaması. Allah'ın kendisi buyuruyor yetim ağladığında benim arşım inliyor. Benim arşım titriyor. Her kim o yetimi susturursa. Her kim o yetimi sevindirirse, her kim o yetimi razı ederse, peygamber buyuruyor ki ben de onu razı edeceğim. Kıyamet gününde Allah da onu razı edecektir. Bizim mükemmel bir insan olmamız için Allah o kadar fırsatlar vermiştir. Bizim bağışlanmamız için, cehenneme gitmememiz için Allah o kadar fırsatlar vermiştir ki, yeter ki o fırsatları değerlendirelim. Bunlar nefis terbiyesi için önemlidir. Nefis terbiyesi işte buralarda olur. Bu gibi sınavlarda olur. Nefis terbiyesi sadece namaz kılmak, oruç tutmayla olmaz ki. Onlar da biridir. Ama en önemli yeri bu hayatın içinde karşılaşacağımız işlerdir. Ki biri de yetimin hakkıdır. Allah bizlere yetim hakkı korumayı nasip etsin. Allah bizlere yetim hakkı yemeyi nasip etmesin. Allah 13. İmam Hazreti Mehdi'nin zuhurunu tez eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.